Türkiye'de iş konuşmalarında genelde Türkçe kullanılıyor. Tabii ki karşıdaki firma Türk firmasıysa veya Türk kökenli, Türk Cumhuriyetlerine örneğin bir Azerbaycan firmasıysa Türkçe tercih ediliyor. Ama yabancı bir firmaysa, Türk kökenli bir firma değilse o zaman da İngilizce tercih ediliyor. Onun dışındaki diller zaten Türkiye'de pek bilinen diller değil. Örneğin bizim bir İtalyan müşterimiz var. O müşterimiz Türkçe bilmiyor, İngilizce bilmiyor. O zaman mecburen bir İtalyanca bilen bir tercümanla İtalyanca olarak görüşüyoruz ama genelde Türkçe ve İngilizce. Mesela İran'da bir müşterimiz var. Bu İranlı firma Azeri kökenli, bir tanesi de Türk kökenli iki ortağı var. Onlarla Türkçe olarak görüşüyoruz. Onun dışındaki, örneğin İsrail'li tam tersi bir ülkeden bahsedeyim bir müşterimiz var. Onlarla da İngilizce ve Türkçe konuşuyoruz. Çünkü onun da temsilcisi Türkiye'den giden Musevilerden. Onlarla da duruma göre İngilizce, duruma göre Türkçe konuşuyoruz. Ama İngiltere'deki bayimizle hep İngilizce konuşuyoruz. Bu İran'la ilgili size daha değişik bir, ilginç bir örnek vereyim. Bizim satış müdürü arkadaşımızın anlattığı bir örnek. Biz bu İranlılarla sürekli Türkçe olarak anlaşıyoruz. Fakat yazışmalar hep İngilizce. İşte bu satış müdürü arkadaş İran'a gidiyor ve İran'da Türkçe kitaplar görüyor evinde. Sen diyor Türkçe okuma yazma biliyor musun? Evet diyor biliyorum. E peki diyor niye diyor İngilizce yazışıyoruz? Siz diyor İngilizce başlattınız, ben o yüzden herhalde sizde adet İngilizce yazışmaktır, o yüzden İngilizce yazışıyorum diyor.